Sevgili gençler, hem TYT hem de 9. sınıf konumuz olan inorganik bileşiklerle canlıların temel bileşenlerine başlıyoruz. Canlıların temel bileşenleri canlıların yapısında bulunan organik ve inorganik bileşiklerden oluşur. Canlılar da e, diğer maddeler gibi atomlardan, elementlerden ve bileşiklerden oluşmuştur. Tek hücrelerden çok hücrelere kadar her canlının toplam kütlesinin yaklaşık %98'i bazı kitaplarda da 96'sı yazıyor. Karbon, hidrojen, oksijen, azot, fosfor ve kükürt gibi elementlerden oluşur. Bu 6 elementin yanı sıra 92 tane elementin de Doğadaki 92 elementin canlıların %20-25'i sağlıklı olarak geliş, büyüyebilmesi için gereklidir. Bunlar mesela magnezyum, sodyum, kalsiyum gibi elementlerdir. Canların vücudunda karbon, hidrojen, oksijen ve azot yaklaşık %96'yı oluştururken bunlara fosfor ve kükürtü de eklediğimizde canların yapısında bulunan temel 6 elementi elde etmiş oluruz. Bir de canların vücudunda çok az oranda yani 0.001 gibi az bir oranda bulunması gereken ama yokluklarında büyük sıkıntıların çıkacağı iz elementler vardır. Mesela iot bunlardan biridir. Iot biliyorsunuz tiroid bezinin çalışması ve tiroksin hormonunun yapısı için önemlidir. Mesela iot eksikliğinde goatır, basit goatır oluşabilir ve tiroid bezi büyüyebilir. Şimdi canlılarda bulunan temel bileşikleri tek tek inceleyeceğiz. İlk önce inorganiklerle başlıyoruz. Daha sonra öteki videolarda organiklerle devam edeceğiz. İnorganik bileşikler su, asit-bazlar, tuz ve mineraller olmak üzere canlıların vücudunda bulunabilirler. Şimdi burada su, tuz ve inorganik demenin önce başlıca temeli nedir? İnorganik kökeni cansız ortam olması demek. Yani mesela akarsular, göller, nehirler suyun kökeniyken cansız ortam tuz ve mineralleri kayaçlardan elde ediyoruz. Asit ve bazların organikleri de vardır. Mesela DNA, rnanın yapısında bulunan ad, adenin, guanin, tozin, timin azotlu organik baz olarak isimlendirilir. Ama genel olarak biz asit ve bazları inorganiklerin altında öğreneceğiz. Peki organik bileşikler nedir? Organik bileşikler canlılar tarafından, canlıların hücreleri ve enzimleriyle oluşturulan bileşiklerdir. Mesela en iyi bildiğimiz karbonhidratlar fotosentez sonucunda ya da kemosentez sonucunda oluşturulur. Yağlar, proteinler, enzimler zaten enzim ve proteinler ikisi de protein yapılıdır. Hormonlar ya yağ ya protein yapılıdır. Vitaminler, nükleik asitler ve ATP bunlar da canlılar tarafından üretilmiş olan elementlerdir. İşte element değil, bileşiklerdir. Canların kendi vücudunda sentezlenmeyip doğadan hazır olarak aldığı bileşiklere inorganik denir. Temel element olarak karbon içermeyen bileşiklerdir. Ama karbon içerenler de vardır. Mesela karbondioksit bir inorganik maddedir ama e, karbon içinde bulunabilir. Su, asit, baz, tuz ve mineraller biyolojik açıdan önemli inorganik bileşiklerdir. Bu bileşikler canlıların yapısına katılır. Mesela hücrelerimizin %70'i sudur. En önemli özelliklerinden biri sindirilmeden hücre zarından geçebilir. Yani basit yapıdırlar. Monomer de diyebiliriz bunlara. Bunların sindirilmeye ihtiyaç yoktur. Direkt biz bunları yediğimiz zaman hücre zarından geçip hücrelerimize önce kan dolaşımımıza sonra hücrelerimize geçebilirler. Biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşmesi ve homeostaz yani iç dengenin korunması açısından gereklidir. Yani düzenleyici moleküllerdir. Özellikle magnezyum, kalsiyum gibi mineraller enzimlere yardımcı kofaktör olarak görev yapar. Ve enzimler de düzenleyici bileşikler olduğu için inorganik bileşikler de düzenleyicidir. Enerji vermezler yani ATP üretimi için kullanılmazlar oksijenli ya da oksijensiz solunumda. Ama kemosentetik bakteriler biz değil ama kemosentetik bakteriler inorganik maddeleri oksitleyerek elde ettikleri enerjiyle besin üretebilirler. İnorganiklerden ilk olarak su ve suyun özelliklerini işleyeceğiz. Tüm organizmalarda en çok bulunan bileşen sudur. Hücrelerin %70'i hatta bazı hücrelerin %90'ı sudan oluşur. Canlı organizmanın yaşı ve metabolik etkinliği ne kadar e, gençse hücresindeki su oranı o kadar fazladır. Ve ayrıca e, embriyodaki su miktarı ergin bireylerden daha fazladır. Çünkü enzimler sulu ortamda çalışır ve hızla büyüyen, hızla gelişen embriyonun enzimleri hızlı çalışır. Mesela tohumdaki su miktarı %15'in altında olunca tohum çimlenmez. Ama tohumu biz suladığımız zaman %15'in üstüne çıkacağı için enzimleri aktifleşir ve çimlenme başlar. Enzimlerin çalışması için en az %15'lik su oranı gerekir. Suyum. Herkes biliyor suyun molekül iki hidrojen bir oksijenden oluşuyor. Bunlar kendi aralarında kovalent ile yani elektron ortaklaşmasıyla bağ kurmuşlar ve kovalent bağ yapmışlar. Şimdi bu kovalent bağ ne demek? Bunlar elektronlarını ortak katmanlarda gezdiriyorlar demek ama oksijenin elektronegatifliği çok fazla olduğu için daha çok oksijen elektronları kendi katmanlarında döndürmek istiyor ve böyle kısmen eksi bir yüke sahip oluyor oksijen tarafı. Hidrojenler de kısmen artı yüke sahip oluyor. Yani artı bir değil ama bir 0.5 gibi düşünebiliriz bunu. Şimdi oksijen tarafının eksi, hidrojen tarafının artı olması bu suya polar bir yapı yani kutuplu bir yapı kazandırıyor polar yapısı yüzünden bir su molekülü başka bir su molekülünü gördüğünde artı ile eksi birbirini çekeceği için su molekülleri birlikte durma eğiliminde çünkü aralarında hidrojen bağı oluşuyor. Ve biz buna yani suyun bir arada tutan hidrojen bağları yüzünden birbirlerini çekmesiyle oluşan bu duruma kohezyon kuvveti diyoruz. Bir de adezyon kuvveti diye bir tanımımız var. Bu da su moleküllerinin başka moleküllerle yaptığı çekim yine hidrojen bağı kuruluyor. Yine suyun polar yapısıyla ilgili. Mesela bir bitkinin kökünden gövdesine, yaprağın ucuna kadar yer çekimine ters yönde çok uzun bitkiler var. 50 metre boyunda olan ağaçlar var. Bu suyun biliyorsunuz her zaman bitki kökleriyle suyu alır. Su moleküllerinin kökten yer çekimine ters yönde yükseklere çıkmasında hem adezyon hem de kohezyonun e, yardım oluyor. Çünkü kohezyon bir su molekülünün öteki su molekülüne bağlanmasını ve bir sütun halinde suyun ilerlemesini. Adezyon ise kısilem dediğimiz, diğer adıyla odun borusu dediğimiz bitkilerin içinde su ve mineral taşımaktan sorumlu ince borular var. Su ileten bu boruların içindeki duvarlara Su molekülleri adezyonla tutunuyorlar. Bakın şu adezyon. Adezyon sayesinde bu ksilemin duvarlarına tutunuyor, odun borusu da diyebiliriz. Kohezyon sayesinde de birbirine tutunuyor ve terleme sonucunda oluşan terleyerek yapraklardan çıkan su buharı adezyon ve kohezyonun yardımıyla oluşan emme kuvvetiyle topraktan tekrar yapraklara doğru kesintisiz bir şekilde çıkmaya devam ediyor. Yani adezyon ve kohezyon aynı zamanda terleme yapraklara kadar suyun çıkmasını köklerden sağlayan bir etken. Kohezyonun başka bir sonucu da e, böyle göl, akarsu, nehir gibi su birikintilerinin üzerinde e, yüzey gerilimi oluşmasına sebep oluyor. Yani buradaki su molekülleri de birbiri arasında hidrojen bağı kuruyorlar. Bu hidrojen bağlarının üzerinde ağırlığını eşit dağıtmış bu e, su su pireleri diyelim e, bu su üzerinde yürüyebilen böcekler ağırlarını, ağırlıklarını eşit dağıtıp hidrojen bağlarını koparmadan yürüyebiliyorlar. Buna da yüze gerilimi diyoruz. Su aynı zamanda çok iyi bir çözücüdür, yaşamın çözücüsüdür. Yani sitoplazmamızda, kanımızda, bu kısilen borusun içinde, be beyin omurilik sıvımızda, bütün her yerde, vücudumuzdaki e, ortamlardaki her yerde, hücrelerde, canlılarda çözücü sudur. Bu çözücü olan suyun iyi bir çözücü olmasının esas sebebi polar yapısıdır. Şimdi sodyum klorür biliyorsunuz iyonik bağlı bir bileşik ve aynı zamanda sofra tuzu. Sodyum burada artı, klor ise eksi yüke sahip. E, şu çözünme olayı ise çözücünün çözünenin etrafını sarması demek. Şuradaki sodyumlara bakın, artı yüklü olduğu için su onu eksi yüklü oksijenleriyle sarıyor. Klora bakın, kendisi eksi yüklü olduğu için bu sefer su onu ile yani artıyla sarıyor. Ve böylece e, suyun iyi bir iyonik bağlı da olsa, şeker gibi e, kovalent bağlı da olsa, proteinleri, enzimleri ya da e, iyonik bileşiklerin rahatlıkla çözücü bir ortam sağlıyor. Sindirim dediğimiz işlemin diğer adı hidrolizdir. Yani polimer yapılı bileşiklerin yapı taşlarına ayrılmasıdır. Ve hidroliz dediğimiz şeyde muhakkak su yardımıyla olur. Yani sindirim ve hidroliz için su gerekir. Bitkiler ihtiyaç duyduğu maddeleri suda çözülmüş olarak topraktan alır. Az önce anlattığımız gibi iletir. Suyun başka bir özelliği de yüksek özgül ısıya ya da öz ısıya sahip olması demek. Şimdi öz ısı nedir? Bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir santigrat derece arttırmak için vermemiz gereken ısı miktarıdır. Su için bu değer yüksektir. Bu ne demek? Suyu ısıtmak ve soğutmak zor demek. Suyun ısıtılması ve soğutulması zor olması aynı zamanda bu iklimlerde deniz kıyısında olan Antalya gibi şehirlerde gece gündüz sıcaklık farkının az olması, iklimin daha yumuşak olmasını sağlar. Aynı zamanda bitkilerin ve hayvanların terleme ile vücutlarından biz ne yapıyoruz? Su buharlaştırıyoruz. Buharlaşan suya ısı veriyoruz. Isı verirken bu ısıyı kimden kaybediyor? Biz vücudumuzu kaybet vücudumuzda ısı kaybediyoruz. Bitkiler de tabii aynı şekilde ve böylece soğumuş ve vücut ısılarını korumuş oluyorlar. Yani yüksek özgül ısıya sahip olması suyun iyi bir soğutucu mekanizma olmasını sağlıyor. Suyun başka bir özelliği de bu halinin yani suyun katı hali buz. Normalde maddelerin büyük bir çoğunluğunun katı hali sıvı halinden daha yoğundur. Çünkü tanecikler birbirine yaklaşır ve yoğunlaşır. Ama donmuş, daha stabil, daha donmuş, daha sabitlenmiş hidrojen bağları yüzünden su molekülleri birbirine yaklaşamıyor. O yüzden katı hali yani yoğunluk katı halinin sıvı halinden daha az yoğun olduğunu biliyoruz. Yani bir e, su su bardağına buz attığımızda buzun üstünde yüzdüğünü ya da e, buz dağlarının suyun üstünde bulunduğunu biliyoruz. Bu nasıl bir avantaj sağlıyor canlılar için? Böyle biliyorsunuz göller kışın dışarısı eksi -20 santigrat derece olunca filan donabiliyor. Donduğu zaman buz tabakası suyun üstünde oluşuyor. En yoğun olduğu sıcaklıkta 4 derece olduğu için hem böyle ısıyı içeride tutuyor hem de yoğunluğundan dolayı aşağılar daha sıcak olduğu için böyle e, balıkların ya da orada yaşayan su altında yaşayan tüm canlıların hayatının üzeri buz tutsa bile yaşamaya devam etmesini sağlıyor. Su buharlaşma ısısının yüksek olması yani öz ısısının etkili bir soğutmayı sağlar. Bunda daha önce bahsettik. Terleme ile hem bitkiler hem hayvanlar hem canlılar su kaybederek vücutlarını soğuturlar. Fotosentezde de genellikle su kullanılır. Yani bitkilerinkinde mesela kesinlikle su kullanılır. Su ve karbondioksit birleşir. Güneş ışığı sayesinde Besin glikozda depolanmış. Besin organik besine dönüşür ve inorganik oksijen açığa çıkar. Demek ki en önemli reaksiyonlardan biri olan fotosentez için de su gerekir. Suyun bu kadar özelliğini anlattıktan sonra ikinci inorganik bileşiklerimiz asitler ve bazlardan bahsedeceğiz ama bu aslında kimyanın konusu olduğu için biz sadece canlılar için öneminden kısaca bahsedeceğiz. Asitler e, tanım olarak Suda çözündüğünde hidrojen iyon, iyonu veren bileşikleri asit, hidroksit iyonu veren bileşiklere de baz denir. Mesela saf suya hidrojen klorür attığımızda hidrojen yani H artı ve klor eksi diye iyonlaşır. Bu H artıyı gördüğümüzde sulu çözeltisinde biz bunu asit diyoruz. Aynı şekilde Sülfürik asit de hidroklorik asit de asitken sodyum hidroksiti ya da potasyum hidroksiti sulu çözeltisine bıraktığımızda ortama hidroksil iyonu veriyor. Bu hidroksit iyonu verenlere de sulu çözeltisinde baz diyoruz. Asit ve bazlığı pH değeri e, bu power of hidrojenden geliyor. Bir çözelti ne kadar asitik ya da bazik olduğunu ölçmemize sağlıyor. Bir çözelti içindeki hidrojen iyonu derişimi bize pH değerini veriyor. 7 ise burada ne demek 7 ise? 7 ise hidrojenler ve o hidroksitlerin iyonlarının miktarı derişimi birbirine eşit demek. 7 yani nötr demek. Eğer bazik ise? O zaman e, hidroksitlerin miktarı hidrojenden daha büyük. Eğer asidikse hidrojenlerin miktarı hidrojen iyonlarının derişimi hidroksit iyonlarının derişiminden daha büyüktür. pH'in 7'den küçük olması asidik, yani buradaki kırmızı taraf asit, mavi taraf baziktir. E, ancak asitlik değeri 7'den 0'a doğru gittikçe artar. Baziklik değeri de 7'den 14'e doğru gittikçe artar. Yani en kuvvetli asit pH değeri 0 olan en kuvvetli bazda pH değeri 14 olandır. Bu asit ve bazları biz özellikle e, bazı yiyeceklerde bu, değerlendirebiliyoruz. Besen çok iyi biliyoruz? Domatesin asidik bir özellik 4 gibi bir pH olduğunu, limonun 2 gibi bir pH olduğunu, mide asitinin de 1,5-2 gibi bir pH olduğunu, sirkenin içindeki asit bulunduğunu, genellikle meyvelerde evet asidik olduğunu, saf suyun... E, değerinin 7 olduğunu. Ama işte karbonatın hatta brokoli'nin 10 gibi bir pH olduğunu biliyoruz. Bir de bunun dışında tabii ki bunların çok kuvvetli bazlar ve çok kuvvetli asitler hem vücuda tahriş eder hem de zehirli etkileri vardır. Sodyum hidroksit çamaşır suyu, işte amonyaklı sıvı temizleyiciler kuvvetli bazları örnekken hidroklorik asit de kuvvetli asite örnektir. Ama tamamına inorganik diyemeyeceğiz. Çünkü asit ve bazların organik veya inorganik yapıları var. Bu DNA'nın yapısında bulunan adenin, guanin, sitozin, timin biliyorsunuz bunlar azotlu organik baz. O yüzden bu e, bunları ATP gibi organik bir bileşiğin de yapısında bulunuyorlar ya da e, adenin ATP'de bulunurken DNA ve RNA gibi organik bileşiklerde de bulunabiliyorlar. O yüzden biz bunlara organik baz diyoruz. Ama bu oksijensiz solunumda açığa çıkan daha doğrusu fermentasyonda açığa çıkan laktik asit ise kas hücrelerimizin oluşturduğu bazen de bakterilerin oluşturduğu bu peynir ve yoğurt yapımında açığa çıkardıkları asit de laktik asit de organik bir asite örnek verebiliriz. İnsan kanının Şimdi bu asitler neden canlılar için önemli? Çünkü bizim vücudumuzda enzimlerin en iyi çalıştığı optimum yani enzimlerin çalışabilmesi için gerekli en iyi pH değerine optimum pH denir. Optimum en iyi. Bu optimum pH değeri mesela mide için midedeki enzimin en iyi çalıştığı değer 1.5-2 iken bağırsaktakinin 7 ya da 8 olabilir. Bizim kanımızın da bir pH değeri vardır. 7.4'tür bu ideal yani optimum pH değeridir. Ama bu pH değeri kanın pH değeri 7'nin altına düşer ya da 7.8'in üstüne çıkarsa insan birkaç dakikadan fazla hayatta kalamaz. Şimdi bu önemli pH değerini sabit tutabilmek için yani iç dengemizi, homeostazimizi korumak için bazı mekanizmalarımız var. Vücut sıvıların ve kanın pH'ını ayarlı tutan, dengede tutan bu sistem ya da mekanizmaları da biz sağlayan çözeltilere de tampon çözelti diyoruz. Asitlerin fazlası tabi çevreye de zararlı etkileri olur. Özellikle havadaki hava kirliliğinden ortaya çıkmış olan bu fosil yakıtların kullanımıyla hava kirliliğine sebep olan sera gazlarından özellikle kükürt dioksit, azot dioksit hatta bazen fazlası olunca karbon dioksit bunlar normal yağmur suyuyla tepkimeye girdiğinde sülfürik asit, nitrik asit, karbonik asit gibi asite dönüşüyorlar ve toprağa ya da suya asit olarak iniyorlar. İndikleri zaman ortamın toprağın veya suyun pH değerini bozuyorlar. İşte bu da hem orada yaşayan canlıların ortamını bozuyor. Hem bitki zarar veriyor. Hem de toplu balık ölümlerine falan sebep olabiliyor. Bu da asit değerinin canlılar için başka bir önemi. Son olarak inorganik bileşiklerden mineraller ya da tuzlar ikisini ayrı ayrı da ya da tek diye düşünebiliriz. Mineraller ve tuzlar asit ve bazın nötrleşme tepkimeleriyle de oluşabilir. Yani bir asitle ya da kayaçlarda direkt mineralleri bulabiliriz. Hidroklorik asitle sodyum hidroksit birleştiğinde bu bir nötrleşme tepkimesidir biliyorsunuz. Sodyum klorür yani sofra tuzu ve su açığa çıkar. Mineraller canlılar tarafından sentezlenemezler. Vücuda asitler, bazlar, tuzlar ya da besinler yoluyla alınmaları gerekir. Mineraller ama düzenleyicidir çünkü enzimlerin yardımcısı kofaktör olarak görev alırlar. Hücre sitoplazmasında ve hücreler arası sıvıda tuzların belirli bir yoğunlukta bulunması metabolik açıdan oldukça önemlidir. İnsan vücudunda en çok kalsiyum, sodyum, potasyum, magnezyum gibi tuzlara ihtiyaç vardır. Biz bu tuzları yediklerimizle alıyoruz. Mesela bol miktarda süt ve peynir, süt ürünlerinde kalsiyum var. Sofra tuzunda sodyum var. Magnezyum ve potasyumu da diğer yiyeceklerden alıyoruz. Sofra tuzunun içeriğinde yer alan sodyum ve klorun en önemli görevi vücut sıvılarının ozmatik basıncını da düzenlemek. Ozmatik basınç su emme isteğiyle oluşan basınçtır. Tuzların fazla miktarda tüketilmesi, kalp, böbrek rahatsızlıklarına ayrıca kan basıncının yükselmesi yani kan basıncı dediğimiz şey burada tansiyon sebep olur. Şimdi aslında ileriki yıllarda yani özellikle sistem öğrenirken 11. sınıfta her mineralin görevi gerektiği yerde anlatılacak. Çok kısaca ezber ezberlemeden çok kısaca en önemli nerede gerekir diye konuşalım. Magnezyum kemik ve dişlerin bitkilerde de klorofilin yapısına katılır. Bir koenzim kofaktördür. Eksikliğine sinir sistemi bozuklukları görülür fosfor şöyle de yazayım. Fosfor nükleik asitlerin yapısında, ATP'nin yapısında ve hücre zarının yapısında fosfolipit hücre zarındaki fosfolipitlerin yapısında yer alır. Kemik ve diş oluşumunda görev alır. Fazlalığı kemiklerde kalsiyumun azalmasına neden olabilir. Potasyum Kalp ritmini düzenler, asit ve asit baz ve su dengesini ayarlar. Yine sinir sisteminde uyartı iletimi için sodyum potasyum pompasında çok önemli görev vardır. Potasyum alınmadığında kaslarda kram, kalp ritminde bozukluk, yorgunluk, halsizlik olabilir. Fazla alındığında böbrek ve kalp sorunları oluşabilir. Kalsiyum Kalsiyum biliyorsunuz en çok aklımıza kemik geliyor. Kemik, dişlerin yapısında vardır. Aynı zamanda yine sinirsel ve kasların çalışmasına, sinirsel iletimde, kanın pıhtılaşmasında görev alır. Fazlası yine böbreklerde böbrek taşı oluşumuna sebep olabilir. Mide suyunda bulunan klor Hidroklorik asit var biliyorsunuz midemizde. Onun yapısında da klor var. Mide öz suyunda asit baz dengesinin sağlanmasında, hücre içi ve dışı su dengesinin ayarlanmasına görev alır. Sodyum bu sinirlerde sinir çalışmasında sodyum potasyum pompası çok önemlidir. Asit baz su dengesi yine kas uyarımı, sinirsel uyarım için çok önemlidir. Sodyum eksikliğinde iştah azalması ve kas krampları görülür. Demir, demir deyince bu kırmızı rengi aklımıza gelecek çünkü kanda bulunan oksijen ve karbondioksit taşımaktan sorumlu hemoglobin denen proteinin yapısında demir vardır. Bu demir eksikliğinde kansızlık yani anemi ortaya çıkabilir. Tırnaklarda çökme, bitki yapraklarında sararma. Fazla miktarda demir alınması ise zehirlenmelerin yanı sıra erken yaşlanmaya sebep olabilir. İyot bunu ilk başta iz elementleri anlatırken anlatmıştım. İyot e, tiroksin hormonu tiroid bezi şu boyunda bulunan metabolizmayı düzenleyen tiroid bezinin yapısında tiroksin hormonunun oluşması için gereklidir. Bir iz elementtir. Ama e, iyotun eksikliğinde basit goiter dediğimiz tiroid bezinin büyümesi ortaya çıkabilir. Flor yine e, diş macunlarınızdan aklınıza gelsin. Diş macunları için, diş sağlığı için flor alınması gerekir. Ama fazla alınması da dişlerde kalıcı sararmaya neden olur. Kükürt. Kükürt bazı amino asitlerin sentezi için gereklidir. Eksikliğinde deride solgunluk fazlalığında da alerjik rahatsızlıklar oluşur. Çinko. Bazı enzimlerin yapısına katılır. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir. Eksikliğinde şu tırnaklardaki çinko eksikliğine bağlı tırnaklarda beyaz lekeler, ciltte akne oluşumu, saç dökülmesi, bağışıklıkta zayıflama görülebilir. Bitkiler ihtiyaç duyduğu mineralleri ve tuzları topraktan suda çözülmüş halde kökleriyle alırken hayvanlar ise şu koyunun yaptığı gibi tuz ve mineral ihtiyaçlarını dışarıdan besinlerle ya da işte kayaçlarla ya da maden sularıyla karşılarlar. Burada bir tuzu yalayan koyunu görüyorsunuz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.